Peçe 4x4'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. Bugün harika bir konuğum var. Yeni Ranger Raptor'la beraberiz. Arkamda gördüğünüz üzere birinci jenerasyon ve ikinci jenerasyon olarak harika bir video hazırladık sizler için. Yalnız videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi, aynı zamanda güncel işlerimizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bize yapıcı ve eleştirisel yorumlarınızı videonun yorumlar bölümünden bizlere bırakabilirsiniz. Hızlıca arabanın bir dışarısını anlatalım. Ardından içerisine geçeceğiz. Sonrasında detayları anlatacağız. Bu arabaya neler yaptığımızı anlatacağız. Bu araba neden bizde onları konuşacağız. Çok konuşacağımız şeyler var. O yüzden hızlıca arabada neler var? İlk başta ona geçelim. Hadi beraber dışından bir bakalım. Aracımız 2023 model, ikinci jenerasyon diye tabir ettirdiğimiz Ranger Raptor. Bildiğiniz üzere Ranger birinci jenerasyon Ranger Raptor Avrupa'da çok fazla beğenilmişti. Aynı zamanda diğer ülkeler bazında da, kıtasal olarak da, ülkesel bazında da çok fazla kullanılan bir araba olduğundan Ford bunlarda ikinci jenerasyonu çıkardı. Yaklaşık 4 yıl sonra ikinci jenerasyonu yine abisi geldi ülkemize. Daha doğrusu ülkemize gelemedi. Gelemediği kısmını konuşacağız bugün de aynı zamanda. Neden gelemedi diye. Çok fazla talep oldu. Çok fazla beğenildi. Biz de biliyorsunuz bir kulübünü kurduk. Bununla aynı zamanda çok güzel arkadaşlar biriktirdik. Herkes mesela yeni Ranger Raptor almak istediğini söyledi. Yalnız Ford geçtiğimiz yıl Ağustos ayında yeni bir bülten yayınladı. Dedi ki Aralık ayında jenerasyon 2 Ranger Raptor'ın lansmanı yapılacak. Türkiye'ye, daha sonra Avrupa'ya dağıtılacağından bahsedildi. Yalnız bunda şöyle bir problem yaşandı. Arabanın aks mesafesinde bir artış oldu arkadaşlar, yaklaşık 5 santim kadar. 3.27 oldu bunların aks aralığı. Aks aralığı uzadığından kaynaklı kasa ebatlarında Ford bir oynama yapmadığı için Avrupa uyumluluk yasaları da gereğince pick-up statüsünde sayılmadı. Bizim ülkemizde de bundan kaynaklı araç pick-up sınıfına girmedi. Arabada ÖTV farkı geldi. Yani yaklaşık %220 bir ÖTV vurdu bu arabaya. Yaklaşık 4 milyon 800 5 milyon 200 gibi rakamlar konuşuldu. 30 tane bir araba getirilmişti. Bu 30 tane arabaya da çok komik olacaktır ki alıcı bulundu. Fakat bunlar plakalandırılamadığından kaynaklı, yani daha doğrusu ruhsatlandırılamadığından kaynaklı ülkemize şu an için gelişi yok. Problemi tekrar söylüyorum. Problem arabanın aks mesafesi 3.27 oldu. Aks mesafesinin yarı ölçüsünden 1 puan dahi fazla kasa ebatı olması gerekiyor. Bu kasa ebatı bunu karşılayamadığından kaynaklı yeni Ranger Raptor şu an için ülkemizde bulunmuyor arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz araba Polonya'dan bize geldi. Sevdiğim bir arkadaşımın arabası. Forum ortamından tanıştığım bir arkadaşımın arabası. İşlemlerini yapacağız. Burada bize modifiye etmemiz için gönderdi. Birkaç değişiklik yaptık arabaya. Arabada bir eksiklik var mı diye sormayın. Evet, arabada illaki bir farklılıklar olabiliyor ama çoğunluk olarak baktığınız zaman temel ihtiyaçlar sadece var arabada. Arabanın dışından anlatacak olursak araba harika bir dış yapıya sahip bence. Bir önceki jenerasyonu ben görsellerde gördüğüm zaman daha çok beğeniyordum ama canlısını görünce dedim ki evet arkadaşlar çok farklı. Çünkü kare hatların daha çok hakim olduğu bir araba. Ön tarafta harika bir fart tasarımı, harika bir panjur tasarımı var. Bizlere o F-150 havasını hissettiriyor. Minik bir F-150 diyebiliriz bu arabaya. Ve şöyle bir dipnot tutacağım burada. Bu araba Middle East'te F-150 Raptor satışını düşürdü. Sebebi şu: 3000 motorda bu kadar büyük bir performans verip ve bu kadar kompakt küçük bir araba olması F-150 kullanıcılarını ve diğer pick-up kullanıcılarını cezbetti. Ondan kaynaklı mesela herkes bu arabadan sipariş verdi orada da. Bizim buraya gelecek olursak arabamızı zaten şimdi detaylarını size göstereceğiz. Ön kaputu çok geniş. Panjurda kabartmalı bir Ford yazısı var. Bu da çok güzel duruyor. Arabanın panjur içerisinde ve aynı zamanda intercooler önünde havalandırma flapleri var. Yani araba ısındığı zaman soğunması için buradaki flapler açılıyor. Otomatikman bir soğuk hava içeri alıyor. Ardından tekrar kapanıyor. Arabamızın eksik olan yönlerinden neydi? Çevre görüş sistemi. Ön park sensörü bizim jenerasyon 1'lerde yoktu. Bu arabalar eklendi. Çok fazla lükse gidildi bu arabada. Direksiyon ısıtmasından tutun. Park sensörleri artık klasik bir şey ama bizim arabalarda
olmadığı için eksik olarak görebiliyoruz. Yağmur sensörleri eklendi. Yani birinci arabada ne yok dediysek ikinci arabada Ford bunların hepsini bu arabaya koyduğunu görüyoruz. Ekstra olarak baktığımız zaman birinci arabada olmayıp bunda olan en büyük özelliklerden bir tanesi ön kilit diferansiyel mevcut. Arka kilit zaten mevcuttu. Artık ön kilit diferansiyel de eklendi. 4 ayrı kullanış modu, 5 ayrı egzoz modu ve aynı zamanda 3 ayrı da süspansiyon modu var arkadaşlar bu arabada. Bundan kaynaklı harika. İçerisine geçtiğim zaman zaten size bunları anlatacağım. Arabanın tasarımına tekrar gelecek olursak yan kapı bantları ben birinci jenerasyonla birbirine çok benzettim. Basamağı birazcık daha daraltmışlar. Bundan kaynaklı mesela benim birinci jenerasyondaki basamak gözüme biraz kaba geliyordu. Bunu yumuşattığı için bence daha güzel olmuş. Arka farları değiştirmişler. Tabii doğal olarak arka bagaj kapağını değiştirmişler. Orada bir artık Ranger yazısı kabartma olarak var arkadaşlar. Ekstra olarak bir Ranger bagaj kaplaması almaya ihtiyacı duymayacak kimse burada. Söylemek istiyorum. Ben mesela birçok müşterimin arabasını yapmışımdır. Birçok arkadaşımın arabasını yapmışımdır. Apo, sana da söylüyorum koçum. Arabanın herkesin logolarını boyadım. Herkes bana dedi ki Ford'un logolarını boyuyorsun. Neden boyuyorsun? Ben dedim ki daha güzel oluyor. Sizce de öyle değil mi? Yaptıktan sonra herkes çok beğendi. Bu arabanın şimdi birazdan arkasına gideceğiz. Arka logoya bakacaksın. Araba standart olarak böyle geldi. Ford arabalarda logolarını boyamış. Artık o bence çirkin olan mavi görüntü yok. Renk arabanın body rengiyle beraber çok güzel şekilde bunu harmanlamış. Çok güzel olmuş. Vallahi onu anlatacak o kadar şeyim var ki farklı olacak şekilde nelere odaklanacağım. Süspansiyona gelmek istiyorum. Süspansiyonda LifeShox kullanılıyor artık. Fox'un bir kademe daha üst süspansiyonu. Çalışma mantığı çok güzel. 3 ayrı dediğim gibi mod var. Yani sertlik yumuşaklık ayarı arabanın içerisinden yapılabiliyor. Önü çok açık. Ama aynı zamanda Ford yine aynı problemi yapmış. LifeShox üzerinde yayı yine Ford yay koymuş. Yani bu arabaya büyük ihtimalle ileriki aşamalarda şu an tabii dünyada yok. Daha üretilmedi ama üretim aşamasındadır büyük ihtimalle. Bu arabaya da aynı zamanda King Spring yaylar uygulanabilir. Mutlaka uygulanmalı. Bu arada motora değinecek olursam araba bizim Avrupa bölgesine gelecek olan arabalar 3000 benzinli 292 beygir olan modeller arkadaşlar. Güney Afrika Afrika'da, Arap Yarımadası'nda ve Avustralya'da, Tayland'da aynı zamanda bu arabalar 390 beygir olarak geliyor. Yalnız emisyon değerlerinden kaynaklı Avrupa'ya düşük olarak geliyor bunlar. 290 beygir olarak 470-480 Nm bir torku var hatırladığım kadarıyla. Bu sizi hiç üzmesin. Çünkü şöyle bir şey var. Ufak bir yazılım değişikliğiyle beraber araba zaten 390 beygire direkt çıkabiliyor. Bunu yapabiliyoruz. Bu arkamızdaki arabada zaten ülkemize gelme sebeplerinden bir tanesi bu. Aynı zamanda bu değişikliği yapmamız için. Şanzıman olarak yine Ford'un 10 ileri şanzımanı var. Yalnız 1. jenerasyona istinaden güncellemiş, upgrade edilmiş bir versiyon var aynı zamanda. Şanzıman vuruntu hissiyatını birazcık daha az hissettiriyor sizlere. Güzel bir araba, eğlenceli bir araba. Şimdi detaylarını görelim. Sonrasında da arabanın içerisine geçelim. İçeriden bir de anlatayım sizlere. Sonrasında güzel bir kullanalım bu arabayı. Evet arkadaşlar, yeni Ranger Raptor'ın içerisindeyiz. Herkesin beklediği tabii ki arabanın daha öncesinde sizlere dışını anlattım, özelliklerini anlattım. Gelelim içine. İçeride bizi ne karşılıyor? Arkadaşlar net olarak söyleyebilirim ki içerisinde içeri girdiğimiz zaman yeni Ranger Raptor'da bizi çok profesyonel hazırlanmış, premium hissettirecek bir araba var gerçekten. Daha öncesinde örnek vermem gerekirse mesela Denali kullandım. Ram yeni Rebel'lardan kullanmıştım. Denali ile abartmıyorum. Denali kadar konforlu. Denali'den daha çok sportif. O yüzden beni çok heyecanlandırdı mesela bu. Bunu net olarak söyleyebilirim. Gerçekten çok hem konforlu hem sportif hissettiriyor. Arabanın içerisinde gerçekten böyle bir heyecan duyuyorsun. İçeride neler değişmiş onlardan bahsedeceğim. Ön konsol, dashboard dediğimiz olay tamamen zaten farklı. Harika bir Bang & Olufsen müzik tesisatı var içerisinde. Muhteşem bir direksiyon var. Daha öncesinki versiyonda benim hep şikayetlerim direksiyonda örneklerim müzik tesisatıydı. Orta taraftaki Science 3'ün çalıştığı o küçücük ekran gitmiş burada. Harika bir başyapıt ekran gelmiş. Yaklaşık 11.5 inç, 12 inç civarında bir ekran var arkadaşlar. Sonrasında müthiş bir vites topuzumuz var. Çok iyi tasarlanmış.
inanılmaz fazla saklama gözü var ve aynı zamanda benim en çok sevdiğim şey ekstra olarak bardaklık var. Hem şoför tarafında hem yolcu tarafında arkadaşlar. İki ayrı torpidomuz var. Hem üst taraftan açılıyor hem alt taraftan. Üst taraftan olanlar silah kullanan arkadaşlar için ben şu an deniyorum. İçerisine birebir sığıyor. Alt tarafta da mesela normal torpidosu güzel. Hem torpidoda hem kolçakta soğutma var arkadaşlar. Bunu da söylemek isterim. Arabada herkesin çok beğeneceği ama benim beğenmeyeceğim mesela şöyle bir problem var. Arabanın yan kapıların üzeri ve aynı zamanda ön torpidonun ön tarafında bizi karşılayan yerlerde alkantara var. Alkantara şundan kaynaklı. Hemen şimdi yorumlarda şunu demeyin. Alkantara'nın buldun da şikayet ediyorsun diye. Arkadaşlar alkantara biraz problem. Sebebi şu. Biz çamurda bu arabaları kullanan kişiler olduğumuzdan kaynaklı. Alkantara'ya çamur bulaştığı zaman eyvah. Yani bunu nasıl temizleyeceğiz? Birinci problemim bu. İkinci problem ise mesela bu araba bize yurt dışından geldi. Yurt dışından gelirken otomatikman arkadaş şu şekilde kolunu buraya koyarak kullandığından kaynaklı. Hemen yani 1000 kilometrede bir arabaya burada hemen bir iz kalmış. Bu da ikinci bir ayrı problem bana sorarsanız. Alkantara'nın bakımı gerçekten çok zor. Diğer türlü ızgaralara baktığımız zaman ızgaraların etrafı tamamen piano black detaylı şekilde içinde bir kırmızı bir çizgimiz var. Çok güzel duruyor gerçekten. Kablosuz şarj özelliğimiz var arkadaşlar. Yalnız bu süper şarj olarak geçmiyor. Normal şarj olarak geçiyor. Arabanın orta konsolunda yine anlatacak olursam bir joystick'imiz var. Bu joystick üzerinde arabanın arazi modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Arabayı dilerseniz iki çeker dilerseniz Haldex sistemi tarzı çalışan 4x4 otomatik sistemini kullanabiliyorsunuz. Yani bu ne oluyor? 60 km ile 80 km hıza kadar yaklaşık olarak 4 çeker ardından 2 çeker arkadan itiş mantığına çeviriyor bu arabayı. Sonrasında 4 high ve 4 low seçeneği zaten yine mevcut. Bir diferansiyel bildiğiniz üzere bu arabada hem önde var hem arkada kilitli diferansiyel var. Kilitli diferansiyeli de arkadaşlar daha önceki versiyonla mesela düğmeyle taktığınız bir sistemdi bu. Düğmeyle daha doğrusu devreye soktuğunuz bir sistemdi. Artık bu düğme olayı buradan kalkmış. Tamamen ekranda. Ekranda arabanın ön tarafını, Apo şimdi size middle arabanı gösterecektir. Ön tarafındaki kilitli diferansiyeli dokunduğunuz zaman önü, arka taraftakini tıkladığınız zaman da arka taraf kilitli diferansiyeli devreye sokuyor. Çevre görüş kamera sistemi muhteşem. Ön taraftaki şu beni karşılayan gerçekten şu hissiyatı şu an net olarak anlatabilsem keşke sizlere. Ön kadran yani inanılmaz, inanılmaz güzel. Yani hem efektleri çok güzel hem anlatım olarak size sunduğu şey. 3000 motor bildiğiniz üzere bu araba benzinli bir motor olduğu için bize yağ sıcaklığımızı, şanzıman sıcaklığımızı, kaç bar PS şu anda bastığımızı her şeyi gösteriyor otomatikman. Eskiden kullandığımdan kaynaklı benzinli otomobil özlemişim bu ihtiyacı. Araba içerisinde Raptor modu var arkadaşlar. Yani şu şekilde örnek veriyorum. Sizle beraber eşiniz diyelim bu arabayı kullanıyor. Bindiğinde birkaç ayarlarını değiştirdi. Direksiyon üzerinde bir Raptor tuşu var. Raptor tuşuna bastığınız anda sizin ayarlarınıza geri dönüyor. Daha doğrusu bunu devreye sokmamız için yaklaşık şöyle bir 5 saniye R tuşuna basmamız gerekiyor. Detayları daha pozisyon bunu da gösterecek. Aynı zamanda direksiyon işaretine bastığınız zaman arabanın içerisinde sürüş modları devreye giriyor. Sürüş modları içerisinde normal, konfor ve sport olarak mevcut. Hemen altında süspansiyon ayarlama butonumuz var. Süspansiyonu da yine aynı şekilde normal, sport ve off-road mod olarak var. Onun bir alt kademesinde ise egzozumuz var. Egzoz üzerinde ekstra sessiz özelliği katıyor arkadaşlar. Normal bir modu var tabii ki de. Bunu da sessizleştiriyor. Muhteşem bir şey. Yani tamamen flapleri tamamen kapatıyor burada. İkinci modumuz zaten normal. Arabanın normal egzoz sesi. Mod sport açısına dönüyor. Dördüncü ise baja modu. Bajada yalnız şöyle bir şey var arkadaşlar. Bajaya çevirdiğiniz zaman arabanızın 4x4'lü olması gerekiyor. Bajaya takıp da evet egzozsuz baja geliyor diye düşünmeyin. En son memory stick'te kaydettiğiniz ses size gelecektir burada. Bajayı alırsanız çünkü size uyarı bir ekranı veriyor orada arabanın 4x4'lü olması gerektiğiyle alakalı. Bu da özelliklerinden, güzel özelliklerinden bir tanesi. Şerit takip sistemi çok çok iyi çalışıyor. Auto start stop muhteşem çalışıyor arabada. Ya kusur gerçekten arıyorum. Abartmıyorum araba yaklaşık 1,5 haftadır, 2 haftadır neredeyse bizde. 1,5-2 haftadır biniyorum, gözlemliyorum. Arkadaşlar kusur arıyorum gerçekten bulamıyorum. Net olarak söyleyebilirim. Çünkü bir önceki jenerasyonda olan eksikleri gördükçe, bunda olanları gördükçe diyorum ki hani Ford gerçekten ilk jenerasyonu kardeş bir şey geliyor ama hazırlıklı olun. Gelecek olan şey diye üretmiş. Bunda noktayı koymuş. Ben denelik kullanan abimle de bu arabayı test ettim. Bana şunu söyledi Cihan. Bu araba bizimkinden daha iyi. Yani net ve bahsettiğim Denali de 2023 makyajlı olan kasa. Çünkü çok süratli, hızı çok güzel.
gidişi, her şey çok güzel. Koltukları mesela değinmek istiyorum arkadaşlar. Burada konudan konuya atlayacakmışım gibi olacak ama koltuklara değinmek istiyorum. Koltuklar bizim koltuklardan birazcık daha geniş. Daha öncesinde mesela benim gibi hafif kilo olan arkadaşlar o koltuklardan şikayetçiydi. Çünkü tam kavramıyordu sizleri. Şu an yani ben 90 kiloyum. Koltuğun içerisinde direkt arkadaşlar doğru şekilde oturma pozisyonunda koltuk beni resmen kucaklıyor. Otomatikman koltukta böyle bir ters bir hareket gerçekleştirmiyor bana. Bu benim için çok önemli. Aynı zamanda yan koltukta da elektrikli bu araçlarda. Bu arabada şimdi koltuk büyüdüğünden kaynaklı ne problem olacak? Arka tarafta cüzi miktarda küçülme olacak tabii ki otomatikman. Çünkü koltuğun sırt kısmı büyüdüğünden kaynaklı arkaya doğru da gitme oranı birazcık daha yüksek. Bundan kaynaklı arka tarafta eski jenerasyona göre birazcık daha düşmüş olacaktır. Arabada eksik olarak gördüğüm mesela benim bir, yani benim arabamda vardı sonradan taktım ama araba reklamını en çok yaptıkları şey şu üstte gördüğünüz aux butonları. Bu aux butonları ne işe yarıyor arkadaşlar? Sonradan arabaya bir ışıklandırma yapacağımız zaman Ford size artık şunu söylüyor. Kardeşim benim arabamın X bir yerini delme ya da gidip Cihan'dan, Ahmet'ten, Mehmet'ten X bir ürün alıp buraya bir buton yerleştirip bunun üzerine düğmelere basma. Ben sana burada 6 tane buton verdim. Bunun 3 tanesi ön tarafta, 3 tanesini arka tarafta kullanabilirsin diyor. Ve burada şu sistemi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Ford o kadar iyi bir düşünmüş ki bunu. 3 tane aux vermiş bize. Aux'un kablolarını aramayın araba içerisinde. Ana menüde bunları okuduktan sonra ben yerlerini buldum. Arabanın üzerine bu 3 tane aux'u yerleştirdiği kabloyu akünün yanına kadar getirmiş mesela. Sadece şu var. Çatpat İngilizce bilen dahi direkt net olarak anlayacaktır zaten. Oradaki kabloların eşleştirmeleri var arkadaşlar. Yani muhteşem bir güzellik. Hiç kimseye arabanızı boş boşuna deldirmenize veya X bir yerden bir X ürünü almanıza gerek yok. Yine Raptor sahiplerine bunu net olarak söyleyebilirim. Sonrasında bu arabada mesela bize geldiği zaman suyu kapak yoktu. Rollbar opsiyonu almıştık biz bu arabaya. Polonya'dan rollbar takılmıştı. Biz buna elektrikli suyu kapak taktık. Elektrikli suyu kapak için içeriden kontrol edebiliyorsunuz. Burada bir tane buton var. Bir tane de bagajda buton var. Bunların ikisini de adapte edebiliyoruz arabaya. Bunları da biz suyu kapak taktığımız için bu arabaya adapte ettik. Sol tarafta mesela daha öncesindeki jenerasyonda far ayarları, far butonları daha doğrusu çevirmeliydi. Bununla bu sefer butonuna geçmiş. Bunu Volkswagen'den çalmış Ford. Net olarak söyleyebilirim. Bu Volkswagen'in taktiği çok güzel, çok şık duruyor çünkü. Ve şöyle bir şey var. Çok rahat da böyle herkesin görebileceği bir noktada değil. Birazcık daha aşağıda bence çok daha güzel duruyor. Ortadaki ekranda tabii ki net olarak anlatacağım müzik tesisatı Bang & Olufsen'den bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Harika çalışıyor. Yani hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bakın bir önceki jenerasyonda biz mesela benim çok sevdiğim bir Levent abim var. Buradan da ona selam olsun. Kulakları çınlasın. Yani 5000 euro civarında para harcadı müzik tesisatına ki birazcık böyle o da müzik benim gibi seven bir insan. Birazcık daha müzik toparlasın diye. Ama şimdi şöyle bir problem var. Profesyonel bir şey yaptığınız zaman Raptor'da biz şu problemle karşılaştık. Karşılaştığımız problem şuydu. O arabada aktif sound olduğundan kaynaklı hoparlörle verilen ses de müzik tesisatını güçlendirdiğimiz için arttı. Bu ciddi anlamda bir problemdi arkadaşlar. Bunda hiç öyle bir şeylere gerek yok. Abartmıyorum ya, bu arabada gerçekten aldığın zaman sadece yapman gereken şu. Keyifli şekilde binmek. Tabii ki de arabaya bakmak gerekiyor. Birkaç tane daha böyle özelleştirilecek şeyleri bırakmış yani. Ford bunlar da yani yapılsa iyi olur demiş. Ama başka hiçbir şeye ihtiyaç yok arkadaşlar. Basıyorsun, çalıştırıyorsun. Net mantık bu. Direksiyona geleceğim. Direksiyondan kesinlikle bahsetmek istiyorum. Direksiyonda harika bir simit var. Şöyle tuttuğunuz zaman bizimkilerde biliyorsunuz yani eski jenerasyonda simit kalındı. İnsanların hoşuna gidiyordu ama bence bir eksiklik çünkü böyle tam kavramı yapamıyordunuz elle. Şimdi bu sefer de öyle bir direksiyon simidi yapmışlar ki yani 9 çeyrek tutuşu yaptığım zaman ben tak diye yani böyle birebir elimde tutabiliyorum. Bu otomatikman çok güzel bir hissiyat veriyordu arabanın içerisinde bana. Hiç direksiyonları söküp de gidip karbon karplama işte buralarını kestirip şuraları elden düzelttireyim hiçbir şeye gerek yok. Birkaç abimin bana önerdiği şey vardı. Cihan bizim arabalarda işte şu alt taraftaki Raptor yazısındaki Raptor yazısı gam metal tarzında bir renkti. Boyasızdı. Cihan bunların içerisinde aslında boyanabilir diyorlardı bana. Evet arkadaşlar boyanmış. Bu da boyanmış. Benim logolarda yaptığım işlemi Ford arabanın dışında uygulamış. Bunun üzerinde de mesela benim arkadaşlarımın bana söylediği Raptor işaretinin de burada boyamasını Ford yine yapmış. Bu ne demek oluyor? Bir işten daha kurtulduk otomatikman arkadaşlar. İş yükü gittikçe hafifliyor bu arabalarda.
Koltuklar üzerinde çok güzel bir Raptor nakışı var. Plastik üzerinde koltuk çok konforlu. Uzun yolda yaptığım, trafikte de kullandım bu arabayı. Böyle bir bana rahatsızlık verebilecek bir hissiyatına kapılmadım açıkçası. Hızlanmasına geleceğim. Şöyle bir şimdi biraz da arabayı şöyle bir spor moda alalım. Sonrasında tabii ki egzozumuzu da bir spor moda alalım. Şöyle bir basmak istiyorum. Bir hissiyat nasıl geliyor diye bir göreceğiz. Şöyle bir şimdi boş bir müsait yola çıktım. Şöyle bir gaza dokunuyorum. Bir anda inmelenmeyi hissediyorum. Tabii ki ses de geliyor. Harika şekilde. Vay be. Gerçekten güzel. Yani yolu çok güzel tutuyor zaten yani. O kadar çok güven veriyor ki böyle. Yolu bilmeniz yeter zaten bu arabada. Yani limitör var mı? Açıkçası bilmiyorum arkadaşlar. Bizim arabalarda 177 limitör var. Tabii trafik alanında olduğumuzdan kaynaklı çok fazla da böyle hızlı, süratli hızlara çıkmayacağım. Ama bastığın zaman gidiyor, bastığın zaman duran bir araba. Yani uçurmuşlar. Şöyle bir inmelenmesini tam olarak isteyeyim. İçeride müthiş bir egzoz sesi var. Bu egzoz sesi yani şey, heyecanlandırıyor mu? Heyecanlandırıyor. Yani güzel ya, bence net güzel. Bu arada şöyle bir müsait yol vardı. Bakıyorum, evet arkadaşlar, arabada 197'de limitör var. 197'den yukarı çıkmıyor. Şanzıman limitör var bu arabada da. Çünkü biz yazılım yaptığımız zaman bunu görmüştüm ama limitörün olduğunu, kaldırdığımız seçeneğini tıkladık biz. Kaldırdığımızı varsayıyorduk ama şanzıman limitörle yine karşı karşıya. Ne ara çıktığını anlamıyorsunuz bile. O kadar yani inmelenmesi o kadar iyi ki. Güzel araba. Otomatik park etme asistanı var arkadaşlar bu arabada. Bir önceki jenerasyon T8 kasa Wildtrak'larda vardı. Raptor'larda yoktu bu. Bu arabada da var. Buradan yine devreye sokuyorsunuz. ESP 2 kademeli kapatılıyor arkadaşlar. Normalde bizim araçlarda tek kademe kapatılıyordu. Bunda 2 kademe kapatıyorsunuz. Yani sana arazi de her şeyi sunmuş. Yeter kardeşim, sen artık yapman gerekenleri bil diyor sana. O da var aynı şekilde. Ben konforlu olarak yani her aşamasını kullandığımdan kaynaklı gözlemlerime göre arabanın en eğlenceli modu arkadaşlar 4x4 otomatikte kullanmak. Çünkü kalkışta size o 4 çekerin verdiği bir hissiyatla beraber çok iyi ivmeleniyor. Sonrasında güç dengesini çok iyi dağıtıyor ve aynı zamanda çok da güvenli. Şu an için yani şöyle birazcık zevkine varmak istiyorum normal yolda. O süreçte zaten görüşürüz. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar, yeni Ranger Raptor aracımızın incelemesini de yaptık, kullanışını da yaptık. Aynı zamanda yaptığımız işlemleri zaten anlatmıştık. Vallahi biz kendisini doyamadık açık konuşmak gerekirse. Doyacağımızı da düşünmüyorum. Buraya gelen herkes çok beğendi, çok sevdi. Umarım Ford bu organizasyonu hızlıca gerçekleştirir ve bu arabayı ülkemize getirir. Şöyle dönüyorum, tekrar bakıyorum. Sürekli bir bakasım var. Apo, ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl ayrılacağız bu arabadan? Vallahi kendi arabalarımıza bir an önce alışmamız gerekiyor tekrardan. Harika bir arabaydı. Umarım size bilgilendirici bir video olmuştur bu. Çünkü çok fazla bu arabalarla alakalı böyle kullanıcı yorumu vermiyordu kimse. Biz olabildiğince kullanıcı yorumu vermeye çalıştık. Bir sonraki projede diyeceğim ki ne olabilir, ama bir sonraki proje ne olabilir Apo? Bana bunu bir söyle ya. Bundan sonra bir sonrakisi yok. Bir sonrakisi kendi araba. Tamam, bir sonraki Raptor videosu inşallah kendi aracımız olacak. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.